Bir de burada yaşanan, yani burada yapılan açıklama İstanbul'a etkiler. Değil mi? Bu böyledir yani. Afyon'da yapılan bu kelebek Afyon'da, etkisidir Afyon'da yani yapılan. Afyon'da dem seçmeni ne kadar tabii canım. Yani? Tabii. Hani Afyon'da bu cümleyi kurmanın manası ne? O hesap nedir? Ama diyor ki onu iyi niyetli yapmış. Nasıl bir şey eklemek istiyorsun galiba? Tabii. Nagihan bu kadar. Şimdi Faruk Aksoy, yok ben bir cümle söyleyeceğim devam etmek istersen. Faruk Aksoy dedi ya Tanju Özcan'ın söyledikleri daha çok Suriyelilere yönelik diye. Hayır öyle değil. Üstelik az önce, çok fazla değil. Sanıyorum bir iki saat önce. Tanju Özcan Sözcü TV'de DEM partililerle aynı kaldırımda yürümem bile dedi. Uzun bir açıklama ama ben size bir cümlesini okuyorum. Öyle mi ya? Onu kaçırmışım. Nasıl iyi ki hatırlattın. Ben de. Tabii çizgi olarak hiçbir fark yok. Dişi Tanju Özcan. Hayır, yeni olduğu için Faruk. Ha şu. Nasıl Faruk, gör şöyle. Söylediklerinde haklısın. Tanju Özcan'ın ama şöyle. Özgür Özel dedi ki özür dilerim. Dedi ki ama tamam sen kaldırımı değiştirebilirsin. Başka kaldırıma geçebilirsin. Ama belediyenin kapısı herkese açık. Evet doğru. Belediyenin kapısı herkese açık olmak durumunda. Ama sen DEM partililerle aynı kaldırımda yürümek istemiyorsan git kaldırımını değiştir. Nasuhi Güngör ben şunu söylemeye çalıştım. Tanju Özcan Bolu gibi büyük şehir olmayan bir ilimizde belediye başkanı. Ama Bolu'yu aşan bir siyasi şöhrete sahip artık. Ve bu noktaya özellikle göçmen politikaları, göçmen karşıtlığı üzerinden geldi. Yani biz Tanju Özcan'ı göçmen karşıtlığı üzerinden bütün Türkiye tanıdı. Ha biz tanıyorduk da bütün ülke tanıdı. Doğrudur. Yani doğrudur. Özellikle Kürtlerle ilgili, Türkiye'deki Kürt vatandaşlarla ilgili söylemi o kadar sivrilmemişti. Sanırım bu süreçte biraz daha onu da öne çıkardı. Hayır, onu kastettim. Bu ben arada sadece, Tanju Özcan meselesi şu... Pardon, yanılmıyorsam Tanju Özcan yine aday. Şu anda aday. Aday, Bolu aday. Şimdi aday, o da yanlış. Evet. Yanlış tamam, tabii. O da çok yanlış. Ya yani CHP yanlış. Nerede duruyor? Tanju Özcan bu kadar CHP ile arasında polemik yaşamış, bu kadar yanlış, CHP'yi topa tutmuş yine Tanju Özcan'ı aday yapıyorsun. Ama diyor ki şöyle, o mesele de şu galiba, yani kaybetmemek adına. Ben adaylık orada konusunda... bazı açıklamaları da tolere ederek. Hayır, ben adaylık yani... konusunda yanlış ya da doğru demedim. Ben... Hani bu söylemleri yanlış anlamında peki, söylüyorum. Peki CHP nasıl bir partidir? CHP'ye oy veren seçmen kime oy veriyor? Ama yanlış yani böyle şey olur mu? Yani? CHP Tanju Özcan mıdır? Ekrem İmamoğlu mudur? Tam da konu budur. Hani Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Öyle mi? Evet. Sayın Ekrem İmamoğlu mu? Öyle mi? Ekrem İmamoğlu o zaman Tanju Özcan'ın işi ne Bolu Belediye Başkanı? Bir saniye. Bugüne kadar Tanju Özcan'ın ayrımcı, ırkçı söylemine karşı tek cümlesini hatırlıyor musunuz? Akşam da sordum bunu, şimdi de soruyorum. Hadi buyurun. Nasuhi şunu düşün. Bir insan not düşmek zorundayım. Zihin dünyası olarak ayrımcı ve ırkçıysa bu göçmenlere karşı da olur. Kesinlikle. Herhangi bir başka gruba karşı da olur. Öyle öyle işler zihni. Zihin dünyası odur. Nasuhi bir de şunu da ek olarak söyleyeyim. Lafını kesiyorum. Benim bildiğim kadarıyla Tanju Özcan'ın Ekrem Bey'le de arası iyi. Bir de şöyle, evet. Mesela Ekrem Bey niye bu açıklamayı yaptı? Bu açıklamaya Ekrem Bey niye gerek duydu dedi. Sayın Köksal'ın açıklamasından sonra Ekrem Bey çok açık bir şekilde böyle bir çıkışı oldu. Dedi ki ya istersen hani aday olma, istersen git partini değiştir, istersen git siyaseti bırak demeye getirdi. Ekrem Bey açık açık dedi ki ya Ekrem Başkan dedi orada bir şekilde tepki gösterdi. Sonuçta dedi yani İstanbul Belediye Başkan adayı en nihayetinde orada yapılan bir açıklama başka bir yeri de etkiler dedi. Ona demeye getirdi. Sen bir şey söyleyecektin Faruk. Bir şey değil yani Nasuhi Güngör devam ediyorsa hani bir toparlamam lazım. Çünkü bazı şeyler yok. Toptancı olarak anlaşılıyor. Yani şöyle şimdi Ekrem İmamoğlu buna niye tepki göstermedi? Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Özellikle Kürt seçmene karşı nasıl bakıyor? Suriyeliler konusunda söyledikleri Tanju Özcan'ın tamamen yanlış mı? Ya bunların hepsine tek bir pencereden bakamayız. Türkiye'nin bir göçmen sorunu var. Doğru. Yani İstanbul başta olmak üzere ciddi sıkıntılar var. Bunu düzenlemek lazım, tanzim etmek lazım. Gönderilecekler gönderilir, kalacaklar kalır ama bir sistemli hale getirilir. Çünkü Türkiye'nin önünde bazı hesaplar sadece demografik olarak değil... Özellikle iktisadi anlamda Türkiye'nin üzerine ciddi yükler getirecek meseleler var. Bu bir. Yani Tanju Özcan %100 haksız değil. Tanju Özcan böyle irite edici. Nasıl %100 haksız bir değil? Yani su parasını 10 katı isteyeceğim Suriyeliler. Bunlar bak, temel insan haklarına aykırı şöyle, söylenmiş. Şöyle insan haklarına aykırı olan bütün uygulamaları hep birlikte tepkiyle karşılıyoruz ve eleştiriyoruz. Fakat her ülke yarınına dair bazı planlamalar... Bazı hesaplamalar yapar.
Yani uygar Avrupa ülkeleri de Suriyeli göçmenleri böyle sıraya dizdi. Hangisi işe yarıyorsa sen onu aldı. Sen istemeyebilirsin ama hedef haline getiremezsin. Onu da anlatıyorum işte. Yani Avrupa istediğini... Suriyeliler konusunda örnek verilecek son coğrafya. Tamam, yani anladım. O kadar kötü bir sınav verdiler ki Suriyeliler. Tamam da yani milyonlarca insan, ülkelerin güvenlik politikaları var. Kapıları tamamen açıp içeriye alamazsın. Türkiye'de bir Suriyeli meselesi yok. Afganistan'dan kalkmış, İran'a gelmesi gerekiyor. İran'da durması gerekiyor. Kalkmış, Türkiye'ye gelmiş. Ya Faruk, Suriyeli, şimdi, Suriye göç politikasını eleştirmek ayrı. Anladım. Buradaki Suriyelilerden 10 katı su parası alacağım tamam. demek ayrı. Bak, İkincisi apaçık temel insan haklarına aykırı. Antidemokratik uygulamaları, insan haklarına aykırı uygulamaların hepsini eleştiriyoruz. Ama ülkelerin devlet politikaları, güvenlik politikaları, yarına dair siyasetini de tamamen çöpe atamayız. Ama geldik Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ni da ne yapıyor? Görüyor, sen, evet. Bu hem Cumhuriyet, bu total konuşalım istiyorum evet. ki süreyi de böyle iyi değerlendirelim evet. diye 23-26 oldu bile. Bak hem Afyon meselesi önemli, hem CHP'yi de içinde yedirerek konuşabilirsin bu evet. meselenin. Hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklama da gerçekten çok önemli. Dedi ki Sayın İmamoğlu, mesela önemli açıklama. Bakın, insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben sadece bu partiye değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum. Her siyasi görüşten insana. Öyle hani ben belediye başkanı olursam şu partileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm diye ya kendine başka bir iş bulacaksın ya da kendine başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Şimdi Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir açıklama yapmadı. Sanki hep o Mehmet Akif'in de ya bir şekilde hani nezaketinizi o anlamda sığınıyorum diye güzel de bir soru sordu. Özgür hep eleştiriliyor sordu. Dedi evet. Özgür evet. Özel'e. Evet. Sayın İmamoğlu ile işte partiyi böyle birlikte yönetmek gibi, işte Demliler'le karşılaştığınızda, buluştuğunuzda işte eş başkan şeyi vardı, hitabı vardı. O da böyle çok keyifli nezaketle sorulan soruyu nezaketle cevap verdi. Doğru. Şimdi biz hep arkanızdan konuşuyoruz. Aslında televizyon programlarında da konuşuyoruz. Ya bu açıklama bir genel başkan açıklaması gibiydi Sayın İmamoğlu'nun. Etki gücünü de gösteriyor burada. Şimdi hem bu açıklamayı konuşalım ve Özgür Özel'in açıklamaları tatmin tamam. etti mi? Yoksa Nagihan diyor ki hayır Hülya, tatmin etmedi. Kafalarda hala soru işareti var. Hülya Ökenek, şunu hı. bir kere kabul edelim. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim yaşanıyor. Yani alttan tepeye kadar bir hı. değişim var. Ya da tepeden aşağı kadar. Şimdi bu değişimin safhaları var. Hı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim yaşanırken Türkiye siyasetinde muhafazakar demokrat sağ partilerde olan gelişmelerle neredeyse birebir aynı hikayeyi böyle bir dejavu yaşar gibi tarihin içinden tekrar alıp yaşıyoruz. AK Parti'nin genel başkanı Abdullah Gül mü, Tayyip Erdoğan mı? AK Parti'de Bülent Arınç nerede oturuyor? AK Parti geleneklerinden koptu mu? AK Parti değişti mi? AK Parti milli görüş gömleğini üstünden çıkardı mı? Bunlar size ne hatırlatıyor? Yani yakın zamanda, yakın dediğim siyasi tarihte 20 yıl yakın bir zamandır. Yakın zamanın yaşadığımız başlıkları ve hikayeleriydi bunlar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi tepeden tırnağa bir kabuk değiştiriyor. Ama özünü koruma derdinde, yani Cumhuriyet'in kurucu partisi olma özelliğini koruyarak aynı zamanda AK Parti'nin de 20 yıl önce takip ettiği yolla topluma daha geniş, toplumun her kesimine kucağını açarak, insanları alarak iktidar olmayı hedefliyor ve amaçlıyor. İşte Afyon'daki açıklama bu yol haritası için bir takoz mudur? Bu yol haritası için bir uçurum mudur? Evet, öyledir. Hı hı. Yani Afyon'da kaç tane DEM partili seçmen var? Afyon'da DEM'in etkisi nedir ki Afyon belediye başkan adayı çıkıyor ve DEM hariç belediyenin kapılarını herkese açtım, bir tek DEM partililer içeri giremez diyor. Ya arkadaş, şunu bir açıklığa kavuşturalım, bir dürüst olalım. Bu milletin önüne çıkıyoruz her akşam. Bağırıp bağırıp duruyoruz. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Yani DEM Partisi, DEM Partililerle görüşmek, oturmak. Özgür Özel bugün önemli bir şey söyledi. AK Partililer dedi meclis kulisinde arka tarafta beraber çay içiyorlar mı, içmiyorlar mı dedi. İçiyorlar. Yemek yiyorlar mı, yemiyorlar Hayır, mı? Hayır, yani diyor ya ki arkadaş, arkada bu görüşmeler oluyor. Birbirleriyle bayramlaşıyorlar. Konu bu mu şimdi? Hayır. Bunu, ya bunu mu tartışıyoruz? Hayır, söylediğini söyleyelim. Söyle, hayır, Özgür bunu mu Özel bunu söylüyor. Şu anda? Şimdi bir kere şuna... Ya bunu mu tartışıyoruz şu anda? Şuna bir karar vereceğiz. Bunu mu tartışıyoruz? Afyon'daki tablo şuna bu mu? Şuna bir karar vereceğiz. Buradaki üç... Buradaki, Nasuhi Güngör, üç başlığı, şu söylediğimi tamamlayayım. Nasuhi Güngör, söylediklerimi bir tamamlayayım, müsaade edersin.
Tayyip Erdoğan'ın döneminde Abdullah Gül'ün liderliği ne zaman tartışıldı ya? Bir ya kere tartışılmaz olur mu? Sürekli ya. Tartışıldı. AK Parti'de kim ya, kimin yerine geldi? Ya dakika, orada siyasi yasak var. Olabilir. Normaldir. Tartışmasız bir şekilde lider Tayyip Erdoğan. Ya normal şeyler bunlar. O kadar anormal şeyler değil ki ya. Hayır, şunu söyleyelim ama. Bak, kim lider tartışması değil. Tayyip Erdoğan etki gücü her zaman ya fazlaydı. Vardı. Ve bu konuşuldu. Kuruluş süreci vardı. Yasaklı dönemdi. Evet. Şuydu, o dönem buydu. Başka bir dönem. Tamam, şimdi geldik. Ya neden yani böyle tabuymuş gibi? O dönem niye başka bir dönem olsun? Bir partiden koptular, bir hareketti. Burada kopmadan bir yenilenme yaşamaya çalışıyor. Yenilenmeyi devreye sokuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi DEM Partisi ile ilgili, yani Türkiye'deki, artık nasıl tarif edecekseniz bilemiyorum. Yani bir şeffaf, bir dürüstlük gerekiyor. Bir açıklık gerekiyor. Bu insanlar suçlu değil. Bu devlet politikası diyor ki şu dağa çıkıp yani terör örgütüne katılma diyor. Bu konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kastediyorsun. Bu devlet diyor ki yani bir türlü bu konuda bu devlet diyor ki Nasuh Güngör. Bu devlet diyor ki bu dağlara çıkıp terör örgütüne katılma kardeşim. İn aşağıda siyaset yap diyor. Adam da siyaset yapıyor. Ya siyaset yaparken de eğer siyaset yapmaksa amacı, o terör örgütüyle arasına mesafe koymuşsa, o terör örgütüyle bağlantısı yoksa, siyaset yapan insanlara da Allah'ın her günü dayak atılmaz bir ülkede. Ya bu insanlar şimdi parti kurmuşlar, ya anayasaya Faruk, uygun, ben seni yasalara odak uygun. Noktanı anlayamadım. Bir hikaye. Bence. Doğru, ben zaten bunu konuşuruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Bir dakika, hangi partiden Cumhuriyet bir dakika, ben anlamadım ne demek istiyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyon Belediye Başkan adayının kalkıp bu partiyi ilk belediyeye almam, sokmam, kapıları kapatırım demesi faşizmin dik alasıdır. Tabii ki öyle. Bunu reddediyorum. Böyle bir şey olmaz. Tamam. Tanju Özcan'ın ben kaldırımda yürümem demesi faşizmin dik alasıdır. Canım, bölücülüktür, senin ihanettir, vatana ihanettir. Canım, bu, dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey elbette, değil. Elbette.